Yapacak bir şey yok. Tespih sallayışından olacağı buydu. Buralı olduğunu anladım, biliyor musun? Evet, İstanbulluyum. 69'dan beri buradayım. Tespih sallayışından anladım. Evet. Niye? Ne düşünüyorsun abi zamlar hakkında? Allah, yapacak bir şey yok. Devletimiz öyle istiyorsa demek ki var bir şey. Biz öyle istemiyoruz. Biz öyle istemiyoruz. Hükümet istiyor ama ne yapacak? Onun da açıkları var. Devlet biziz. Biz istemiyoruz. Evet, biz istemiyoruz da ne yapalım? Ne yapacağız abi bu düzene böyle? İnşallah düzelir ya. İnşallah diye maşallahlık olduk. Vallahi ne bileyim. Maşallah halimize. İnşallah, Allah büyüktür ya. Düzelir inşallah. Allah büyük zaten, evet. Abi. Peki abi, böyle giderse ne olacak sonumuz? Allah, yani düzene girecek inşallah. Vergi zam yapıldı, ilk defa görülüyor. Evet. Normalde bir vergi üründen ucuz olmalıymış. Bir ürün 5 liraysa vergi ondan düşük olmalıymış. Ama şu an vergiler, evet, aldığın ürünün iki katı. Yurt dışından telefon getirdiğin zaman burada işletmeye soktuğun için 6.000 lira ücret ödüyordun. Şu an 20.000 lira. Evet. Telefon ne kadar abi? Maalesef yapacak bir şey yok. Onlar yapıyor, biz uyguluyoruz yani. Vallahi artık uygulayacak. Allah sonumuzu hayırlı etsin. Artık uygulayacak ne sabır, evet, ne de ömrümüz kalacak. Allah yardım etsin. Amin abi, teşekkür ediyorum. Rica ederim. İyi günler. Sor abi. Yeni gelen zamlar hakkında ne düşünüyorsun? Bilmiyorum. Bilmiyorsan neye zam geldiğini hemen anlatayım sana. Her şeye zam geldi. Vergiye zam geldi. Aynen, bu farkında telefon. Farkında mıyız millet olarak? Aynen, farkındayız. Dünden beri araba aracız bulamıyoruz. Araba mı? Aynen. Valla vergi borçlarını kapatabilirsek arabayı öyle alırız. Valla doğru diyorsun, benim de var. 5 liralık vergi oldu 20 lira. Haklısın. Ne yapacağız reis böyle? Abi bilmiyorum, Allah ne dediyse o olur artık. Erdoğan'ımız ne dese o, yapacak bir şey yok. Teşekkür ediyorum, eyvallah, sağ olun. Allah sağ ol. Zam. Yani çok şaşırmamak gerekiyor ama vergiye de zam yapıldı ya. Ne düşünüyorsunuz? Allah hayırlısını versin diyelim, ne diyelim. Yayınlısın. Bu arada yayındayız arkadaşlar. Emeklilere zam yapsın. Aynen. Emeklilere zam yapsın olacak abla. Vergiye zam yapıyor. Mesela şu telefonu getiriyorsun yurt dışından. 6.000 lira burada işletme ücretin vardı. 6.000 liraya burada telefonunu açtırabiliyordun. Şu an 20.000 lira. Evet. Vergi aldığın üründen daha ucuz olması gerekiyor. Evet, ama şu an emekliler daha aşağıda. Emeklileri düşürdün. Emekliler emekli olduğu geçici de biz ne yapacağız? Ben onu bilmiyorum. Ne yapacağız? Ya ben şunu diyebilirim. Bizim ülkemiz zor günler gördü. Zor günler açtılar. Hani şu an bir aşamadayız. Ben Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şu an güveniyorum. Bu sene Allah izin verirse bütün yapmak istediğin, yani yaptık ya, söz verdiği her şeyi yapacak bu sene. Söz ya, neyi verdi? Söz neyi verdi? Bu enflasyondur, emekli maaşları. Ne zaman verdi bu sözü? Tam olarak tarihini bilemiyorum açıkçası. Yani kaç gün oldu demeyeceğim, kaç yıl oldu? Bakın şimdi şu an alım, ben emlakçıyım aslında. Evet. Alım gücüne bakıyorum ben şu an. Evet, Çorumluyum. Bakalım bir alım gücüne. Çorumluyum ben. Evet. Çorum'da şu an 4,5 milyona, 5 milyona biz daire satıyoruz. Evet. Çorum'da. Evet, Çorum'da ne deniz var ne de başka bir şey. İnsanlar kendileri 1,5 milyonluk, 2 milyonluk evi 4 milyona koyuyorlar. Ve bunu bu şekilde Çorum halkıya, Ankara olsa, hani İstanbul olsa, misal örnek veriyorum, anlayacağım evin değerini, ama Çorum'da bu insanlar bu evi alabiliyorlar. Çorum'da da leblebi var ama ya. Leblebisi meşhurdur. Ama emin olun bizim halkımız kendimiz yapıyoruz abi. Bir mal alırken İslami şartlara göre %25 zam yerine %75, %200, %300. Şu an sıfır arabalarda, biliyorsunuz siz de. Bir şey söyleyeyim. O konu hakkında bir şey söyleyeyim. Evet, fırsatçılık kendi içimizde yapılıyor. Doğru mu? Çok doğru. Çok yapılıyor. Evet. Peki denetim olmazsa, kontrol eden olmazsa, bir bu işlere bakan birisi olmazsa neden yönetiliyoruz? O konuda haklısınız. Yönetim neden var? Kesinlikle de o konuda herkes siz haklısınız. Herkes kendini yönetecekse yönetim neden var? Aynen öyle. 4,5 milyona peki evin özel arsa mı yoksa? Yok. Bina mı, ne? Daire mi bu? 4+1 daire. 4+1 daire. Adam ne iş yapıyor? Öğretmendir, memurdur. Öğretmen alamaz o evi. Emin olun örneğini de verebilirim. Tapusunu öğretmen, falan şeyini görsem. Bir şey söyleyeceğim. Öğretmen sizce mantıken nasıl alabiliyor o evi? İşte bilemiyorum. Ya, ne kadar ki? Bir öğretmenin aldığı maaş ne kadar? En kısa örneğini vereyim. Benim hiçbir şeyim yoktu. Hiçbir şeyim. Benim, evet, sıfırdan başladım hayatıma. Yeni evlendim. Evet. 2 yıl geçti. Ben şu an bir ev alabilecek durumdayım. Yaptığınız işten ticaret, evet, 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 alabiliyorsunuz. Evet, evet. Peki hiç yapamayan, hani sizin ticaret kafanız basmış, yapmışsınız her şeyi. Peki bu işi yapamayan, ticaret kafası olmayan, asgari ücrete muhtaç olan birisi, böyle alım gücü olan bir ülkede ne yapacak? Bakın, sosyal güvenlik kurumlarımız var. Var, sağ olsun, bize de destek çıkıyorlar. Gıda yardımı yapıyorlar. İşte doğal gazdır, şeydir. Bir dünya hepsine yardım ediyor. Tamam, sadece yardım ben şunu çok güzel söyledim. Ona da güzel bir cevap vereyim.
zamanında bedeli ödenmiş ödenmiş bir ülkenin neden hala bu halk bedel ödemeye devam ediyor? Ya hadi geçeceğim. Türk vatandaşı yardıma muhtaç değil ki. Biz kendimize yetiyoruz zaten. Sosyal güvence dedin. Hayır dedin. Ama şimdi şöyle bir şey var. Bütün halk bir olamaz ki. Senle ben bir olamayız. Evet. Haliyle ta eski Osmanlı döneminde bile veziri var, şeyi var, her şeyini sorun. Ama tamam. Teşekkür tamam. ediyorum. Kusura bakmayın. Ben geçeceğim. Vallahi bak. Vallahi ben memnun kalırım. Nasıl? Vermemişim. O vermemişim memnunum. Ne kadar güzel zamla yapsa ben çok teşekkür ederim bu adam reisime. Başka ne diyebilirim? Türk vatandaşlar hak ediyor mu abi bu kadar? Hak ediyor. 25 yıldan beri oradaysa hak ediyor, boş ver sen. Demek ki millet seve seve oy vermiş, istemiş bu zamları. Bir değişim olmaz mı adam ya memlekete ya? Bu emekli kadar... misiniz efendim? Emekliyim. Emeklilere biliyorsunuz 7500 yukarısı alanlara zam yapılmadı. %25'lik bir zam yapılmadı. De bize vermiyorlar. %25 verdi ama yine 7500 oluyor bizim. 2000 küsür verdi değil mi? Evet. Her şeye zam. Ya ben memnunum. Teşekkür ederim adama. Gayet güzel. Gerçekten memnunum ben. Daha mı fazla yapsın efendim? Yapsın. Bu millet bunu hak etmiş. Onun için hak etmiş. Boş ver. Çok güzeldi. Ben memnunum. Yeter bu teşekkür kadar. Ederim teşekkür ederim efendim. Sığınmacılar hakkında ne düşünüyorsunuz? Onu da sorayım mı? Sığınmacılar hakkında, Suriyeliler hakkında. Gayet doldursunlar biraz. Aç olsun. Bir şey olmaz. 100 milyon olsun. Ne olacak ki Türkiye'ye? Daha mı fazla gelsin? Tabii canım. Başa çıkamıyoruz nasıl olsa. Ne olacak ki? Adam hep kim? Onlar da aldı. Yatırım yaptı. Hangi onlara verdi. Teşekkür ederim efendim. YouTube hangi? Kanalı. YouTube. Tamam teşekkür. Gele tamam, zam geldiği zaman insanlar sevinir mi? Sevinmez değil mi? Tabii ki de. Yani zam her zaman bir ülkenin belini büker. İnsanın maddi durumu iyi olmayanların belini büker. Çünkü daha insan geçim kaynağı geçim sıkıntısı çekiyor. Geçim sıkıntısı çektiği için bunu bir şekilde telafi etmek için yani insanlar çile çekiyor diye. Burada mı yaşıyorsunuz efendim? Biz burada yaşamıyoruz. Ben dış yurt dışından geliyorum. Nereden geliyorsunuz? Ben Avusturya'dan geldim. Yani nasıl oralar? Orada da enflasyon var. Buradaki enflasyona göre bizdeki enflasyon çok az. %11'lik bir enflasyon var. Ama biz de yine aynı durumdayız. Yani %80, %100'lük bir enflasyon Türkiye'de. Türkiye insanına hayran kalıyoruz. Zaten bu enflasyonda bu şekilde yaşamaya devam ediyorlar. Hayran yani. Ne yapıyorlar? Lan bunu çözemedik daha. Nasıl? Buradaki vatandaş zaten zor durumda yaşıyor. Yani gelen zamlarla beraber daha da beli büküldü. Ama mesela yurt dışındaki vatandaşlar geldiklerinde diyorlar ki Avrupa ya da herhangi bir ülkede oralar battı diyorlar. Evet. Avustralya yani, battı mı? Yani Avustralya batmaz yani ülkeler batmaz genellikle de işte insanlar işte bir serüvenden bir çileden geçecek mutlaka. Ülkeler batmaz. Batmış olsa o zaman şimdi biz çoktan buraya gelmiş olmamız lazım. Çoktan herkes iflas bayrağını çekmesin. Hani durumlar iyi gitmiyor. İyi gitmiyor. İşte bu maddi durumlar iyi olmadığı zaman ne zaman ki maddi durumlar kötü olursa insanlar birbirine mücadeleye başlıyor. İşte zengin zenginliği bilse, fakir de fakirliğini bilse hiçbir problem kalmayacak. Zengin aldığı paranın bu benim hakkımdır diye cebine koyarsa her zaman ne diyor? Peygamberimiz diyor zekatı verin namazı kılın diyor. Zekatı vermediği müddetçe işte insanlar bu şekilde olacaktır. Zengin parayı diyor ki ben kazandım ben. Bunu vereni hiç her zaman unutuyoruz. Bunu veren Allah'ın olduğunu hiçbir zaman düşünmüyoruz ki. Bunu bana veren Allah bugün verdi yarın alacağını hiç kimse buna ihtimal vermiyor. Ya ben kazandım diyor cebimde dursun diyor ama bunda fakirin hakkın olduğunu hiçbir zaman unutuyor. İşte bu yüzden ne kadar aradaki uçurum gittikçe açılıyor. Fakir iyice fakirleşiyor. Zengin iyice zenginleşiyor. Ne yapacağını şaşırıyor. İşte ondan sonra problemler çünkü zengin ne yapacağını bilmediği için bir zaman gelip şaşırıyor. Şaşkınlığına ne yapacağını hiçbir şekilde bilmiyor. Hani. Peki ben şunu sorabilir miyim size? Müslüman zenginlere buradan bir şey söylemek ister miydiniz? Ya zekatınızı verin. Bu vebalden kurtarın. Bu para sizin değil. Bu para size Allah tarafından verilmiş olan bir nimettir. Bu nimetin sen yükünü niye taşıyorsun? Bu dünya iyi güzel geçer. Çünkü bunun sonunda belli bir süremiz var. O süreyi yaşayacağız. Ondan sonra ölüp gideceğiz. Bunun vebalini götürmek istiyorsalar buradan yaksınlar. Bunun altından kalkabileceksiniz. Buradan. Ben kendi günahımı çilesini düşünürken yarın ne olacağımız belli olmayan bir dünyada yaşıyorsun. Yarın hemen 3 günlük bir dünyada yaşıyorsun. Yarın gittiğin zaman ne vereceksin? Hangi haberi vereceksin? İşte ben geldim. Aşağıda dolar geçiyor mu? Geçmiyor. Euro geçiyor mu? Geçmiyor. Altın var mı? Geçiyor. Geçmiyor. Ne vereceksin? Bir de üstüne bir de bu kazandığın paranın vebalini vereceksin. Çünkü sen fakirin hakkını teslim etmedin ona. Bunları okuyun arkadaşlar. Bunları öğrenin. Bunlara göre şey yapın. Bu Allah'ın vergisi bir nimet vermiş sana, sen bunu iyi bir şekilde kullanmıyorsun. Kimsenin hakkını kimseye teslim etmiyorsun, ben kazandım diyorsun. Yani Allah yarın öbür gün aldığın zaman ne olacak? Feryat ettin ona, diyorsun ki Allah'ım bunu benim elimde niye aldın diye ver yansın ediyorsun ya.
Ama sen şükrettin mi? Yok. Kazandığın zaman şükretmesini bilmedin. Durum kötüye düştüğü zaman sabretmesini bilmedin. Daha ne kaldı geriye? Hiçbir şey. Sabır, şükür denen bir şey kalmadı. İki anahtar kelime vardır. Bunların ikisinden de insan, Müslüman olan kişi amel etmek zorundadır. Ben hocalık yapmıyorum. Ben bunları okuduğum için bunları biliyorum. Bu şekilde de uygulamaya çalışıyorum. Elimin yettiği kadar. Bunu herkes yapsın. Yani bu dünya güzel. Bu dünyada yatım olsa, katım olsa ne olacak? Bir gün gelip bırakıp gideceğim. İşte bunu düşünüp buna göre noktayı koyacaksın. Yani ne yapıyorum? Ne götüreceğim diye yarını düşün. Bugünü düşünme. Bugün dünü yaşadık. Bugünü yaşıyoruz. Yarın meçhul. Çok teşekkür ederim. Oldu. Biz de teşekkür ederim.